Fenerbahçe takımına dair, sezona dair bazı rakamları arkadaşlarımızdan rica edeceğim. İlk olarak Fenerbahçe'nin sezon istatistikleri ekrana gelecek. Sarı lacivertlerin genel rakamları. Aslında rakamlar belirli noktalarda hani kaçan şampiyonluğu anlatıyor ama çok enteresan bir sezon yaşadık. Üç değerli yorumcumuzun da söylediği gibi içeride Sivasspor'u yense. Hani bütün her şeyin üzerine örten bir tablo, her şey bambaşka olacak. Bugün Tabii. Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu konuşacağız. Belki bu programı 2 gün önce yapacağız bu arada. O rakamlar bir gelsin. 40 maç, maç başına 1.8 gol, 11.8 şut, 5.7 isabetli şut, %55 topa sahip olma sezon geneli rakamı, pas başarısı %83.1, ikili mücadele kazanma %50.7, hava topu kazanma %48.7. Fenerbahçe'nin bu sezon rakamları. Gol katkısına da bakalım. O grafiği de arkadaşlarımızdan rica edeyim. Gol katkısında Ener Valencia, belki üzerine konuşulmamız gereken konu. 12 gol 4 asist. Pelkas 7 gol 7 asist. Ozan Tufan 6 gol 8 asist. Tiam 6 gol 2 asist. Sisse 5 gol 1 asist. Samat da 5 gol. Jose Sosa 4 gol 3 asist. Mert Hakan 4 gol 1 asistle oynamış. Fenerbahçe'nin bu da skor katkısı rakamlarıydı. Caner'de 9 asist, golü yok ama. Caner'de 9 asist, hemen onu da düzelteyim. Özür dilerim, ben seslendirmeyi unuttum. Sağ ol Okan. Burada belki de yani işte hep devre arasında dönüp bir şekilde Fenerbahçeli taraftarların çoğunun söylediği, ya bir golcümüz olsa biz bu yıl bu ipi göğüslerdik dedikleri nokta. Bu takımın hani birinci golcüsü Samat'ta 5 gol. İkinci golcüsü Papisiz'se, sezon başı hesaplarını söylüyorum, 5 gol 1 asist ve Mehmet Yağım 6 gol 2 asist. Şimdi bu istatistiklere ben de bir istatistik ekleyeyim. Bence esas belirleyici olan noktalardan biri o. Gol beklentisi diye yeni bir istatistik çıktı. Evet. Yani evet. Bunu nasıl açıklayabiliriz izleyenlerimize ne olduğunu? Yani gol olması beklenen pozisyon üretme sayısı. Evet. Gol yani olması maçta, muhtemel pozisyonlar. Bir maçta 90 dakika içerisinde bir takımın kaç gol atması beklenir oynadığı oyuna göre. Böyle bir istatistik. Çeşitli parametreleri var ve ortaya bir sonuç çıkıyor. Gol beklentisi istatistiğinde Fenerbahçe Galatasaray'ın da Beşiktaş'ın da önünde. Evet. Daha fazla gol beklentisi pozisyon üretmiş. Gol beklentisi daha yüksek maçlar oynamış. Fakat puan durumuna bakıyorsun. Üçün içinde en az gol atan takım. Evet. Bunu artık bütün dillerde konuştuk. Bir de bu istatistikle konuşursak Fenerbahçe bitirici olmadığı için şampiyonluğu kaybetmiştir. İşte o işin teknik boyutu. Maç başına 1.8 gol var ya, o kalenizde de gol görüyorsunuz, o rakam tamamen, şampiyon yapamıyor. Tamamen o. Bir de bir önceki sayfada, skor katkısından önceki sayfada bir kafa topu istatistiği var. Evet. O da %48'ler civarında olması lazım. Hava topu kazanma %48.7. Evet. Mesela büyük takım için bence düşük bir istatistik. Düşük. Şimdi bunu da şöyle anlatabilirim. Mesela en çok eleştirilen oyunculardan bir tanesi Marcel Tisserand. Stoper işte, büyük beklentiyle geldi vesaire. Hava topunda mesela çok başarılı değil bir stopere göre. Aynı zamanda santrfor olarak son işte 8 maçta Valencia'yı kullandınız zaten. Bununla birlikte Samatta da oynadığı zaman, kısmen Mehmet Yama ayırabilirim burada. Samatta da oynadığı zaman, efendim başka oyuncular da oynadığı zaman santrforunuz da hava topu kazanamıyor. Bu da çok önemli Türkiye Ligi'nde. Ve yani akan oyunda işte Caner'in, hep Fenerbahçe'yi gözümüzü kapattığımızda hani nasıl bir oyunu hayal ederiz? Caner soldan orta yapıyor gibi gelir hepimize, değil mi? Yani çünkü Caner'in varsa onu kullanırsın, o silahı kullanırsın. Ama onun dışında da çok fazla akan oyun şeyi yok, çözümü yok. Hani Caner orta yapsın. Fakat bitiricinin de olmadığı için böyle bir sıkıntı da ortaya çıkıyor. Yani rakamları okumak, yani istatistikleri okumak bence bu açıdan önemli. Şimdi gol katkısı Ener Valencia. Ener Valencia 12 gol atmış. Sezonun büyük bölümünü zannediyorum 10 ya da 11 maç en uçta oynamış. Genelde kanatlarda oynayan bir oyuncu. Şimdi en uçta oynayan bir oyuncunuz var. Tamam, zaman zaman değişiyor. Bir Samat da giriyor, bir Tiam çıkıyor vesaire ama oradan hiç katkı alamıyorsunuz. Diğer tarafta son 10 haftaya kadar öyle ya da böyle bu ligi bence belirleyici noktalarından biri Abubakar performansı var.
Bir de onun yanına Sergen Hoca Larin'i de eklemiş. Şimdi sanki bir değil iki santrforla oynuyor gibi. Aslında tek santrforla oynuyor. Larin sol ön oynuyor ama iki santrforla oynuyor gibi skor katkısı alıyor. Böyle bir ortamda da hani elbette biz Erol Hoca'yı da eleştirdik. Emre Belezoğlu'nu da eleştiriyoruz, eleştireceğiz belki yine ama böyle bir ortamda da hani teknik direktör eleştirisi yapmak bir yere kadar. Şimdi şöyle 6 milyon euro bonservis ödenmiş Samatta'ya. Tabii. Yıllık 3 milyon euro civarında bir maaşı var. Ve şimdi Abubakar'ın MR'ıyla Abubakar'ı kimse transfer etmezdi. Fakat hangisi daha çok katkı verdi? Hem mali olarak daha zıplatıcı bir transfer. Kıyaslanmayacak derecede Abubakar değil mi? Hem de riski daha fazla bir transfer. Ama o risk aldı Beşiktaş ve ortadan o riski yaşamadı. O sıkıntıyı yaşamadı. Fenerbahçe'nin Diego Perotti'de yaşadığını Beşiktaş yaşamadı. Ve bence o da hani istatistik olarak bakacaksak, belirleyici nokta olarak bakacaksak şampiyonlukta çok belirleyici etkenlerden bir tanesi oldu. Burada Emre Belözoğlu mesela hani eleştirdik dedim ya. En büyük eleştiriyi ben Emre Belözoğlu'na teknik direktör olarak değil, sport direktör görevindeyken yaparım. Samat'ta hatalı transfer. Kötü oyuncu olduğu için söylemiyorum. Hocanın bahsettiği hani o oyun kültürüne de bence çok uygun bir bence transfer. Bence transfer yapılırken hatalı değil. Yani Turgay ne der bilemem ama sezon başı önüne gelse bence Turgay da alırdı Samatta'yı. Yani iki sezonda 40 golü var. Premier Lig görmüş ama olmadı. Sende olmadı yani. İşte o ligleri de iyi değerlendirmek lazım hocam. Aynen. Hollanda, Belçika hani. Yani o mesela Frey de 17 gol attı bu sene Belçika'da. O nokta ama gelsin sana gene atamaz. Mesela Feyyaz Hoca'nın bir yorumu vardı. Yani Samatta'yı Fenerbahçe'den al Beşiktaş'a koy. Çok daha başka performans gösterir diyordu. Yani o şeyde. Ama işte bizim ligin dinamikleri, sertliği. Bence sert oyunu seven bir santrafor da değil. Yani stoper bir dokunuyor hafif. Hop uzaklaşı veriyor. Stoperlerin arasından kaçı veriyor. Köşelere gitmeye başladı. Onun üstüne Covid oldu. Onun üstüne sakatlandı. Mesela tabii bir buçuk ay civarı. Volkan'a şöyle bir katkıda bulunayım. Abubakar bir risk transferiydi. Sıfır maçta geldi Beşiktaş'a bir sezon öncesinden. Perotti'nin 24 maçı var. 4 maç oynadı sakatlandı mesela. Evet. Yani biraz önce sen saydın İrfan Can'ı Mesut'u ama esas sezon başı aseti değeri Perotti'dir. Tabii. Yıldızdır yani tek başına. Herkes gözünün yani, önünde tabii. Antalya maçını getirsin. Ben Antalya'daydım. Antalya Gençler Birliği. Ahmet Selim'le birlikte izliyoruz maçı. Perotti oyuna girdi. Hatta penaltı yaptırdı ve penaltıyı da gole çevirdi yanlış hatırlamıyorsam. Hani Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaksa bu adam yapacak dedim ben. Hani direkt o etkiyi yaratıyordu. O havayı veriyordu. Yani o kısımlarda da büyük şanssızlıklar yaşadı, eksiklikler yaşadı. Bir daha Volkan'a bir katkıda bulunayım. Bilmiyorum Turgay katılır mı bize. Aykut Hoca döneminde de, Ersun Hoca döneminde de, Erol Hoca döneminde de, son 10 maçlık Emre Belözoğlu periyodunda da. Ceza alanına yapılan şut işte gol beklentisi olan atak sayısı. Birdir Fenerbahçe. Bakın birdir. Türkiye istatistiğinde bir numaradır. Dere baktığın zaman. Ama işi çerçevenin içinden geçiremediğin zaman. Yani oradaki kaliteyi, oradaki doğru ayağı bulamamışsın, oturtamamışsın. Çok denemişsin. O noktada teknik direktörü faturayı kesemezsin. Yani bir teknik adamın görevi takımım az pozisyon versin çok pozisyona girsin. Bunu yapacak 11'i çalıştırmak, doğru oluşturmak, sahaya sürmek. İşte rakip analizleri. Teknik adamlar doğru 11'ler yani bunu yapacak takımları sahaya sürmüşler. Ve o oyuncular bunu yapmışlar. Rakipten üstün olmuşlar. Rakipten çok pozisyona girmişler. Ama tabelada bu verim yazmıyorsa. Mesela Fenerbahçe'de son haftalara kadar şeydi ortalama 11 kaleyi tutan 11 şuttan biri gol alıyor. Dramatik bir rakam. Beşiktaş'ta 2 bu rakam. Mesela %100 daha fazla. Ona yani çok tartışılıyor elbette tartışacaklar. Yani özellikle Fenerbahçe taraftarı kızgınlar, öfkeliler, yaralılar
büyük hayal kırıklığına uğradılar yönetimlerde. Ama o iş başka. Yani bu işten duyguları ayıracaksın. Daha doğru mantıkta, daha analitik düşünerek teknik direktörü de belirlerken özellikle bu verimi, çalışma verimini ve performans verimini dikkate alman lazım. Yani Abubakar sende olsa şampiyonluğunu Nisan ayında ilan edebileceksen burada teknik direktöre fatura yok. Çıkmaz yani. Evet. Tek bir oyuncu üzerinden okuyabiliyorsun. Bir Fenerbahçeli arkadaşım da bu benzer bir ifadeye şunu söylemişti. Abubakar Fenerbahçe ile sözleşme imzalasa bırak ligi antrenmanda bile gol atamazdı. Geldiği gün sezonu kapatırdı demişti. Fenerbahçe'nin böyle bir talihsizliği de var bu arada. Onu da söylemek lazım. Öyle bir ön tarafım var ki kaleci çalıştırmaya çıkmışlar. Her maç rakip kaleci sahne yıldızı abi. 7 kurtarış, 8 kurtarış. Tam bu noktada aslında Turgay Hoca'ya belki Samat da mesela...